Eğitim şehidimiz, Ayhan hocamızın katliyle ilgili ilk davasının ilk duruşması vardı. Biliyorsunuz bu duruşmada davamızda 5 tane sanık ayrı ayrı yargılanmakta. Bunlardan ikisi, daha doğrusu 4 tanesi yaşları küçük, 18 yaşından küçük. Ayhan hocanın görev yaptığı Kaymakçı Çok Programlı Lisesi'nde öğrenciler, 4'ü öğrencisi maalesef. Ve bir tanesi de öğrencilerinden bir tanesinin babası. Şimdi 5 sanığın yargılandığı davamızda sanıklardan 3 tanesi tutuklu. Eylemi bizzat gerçekleştiren 2 arkadaş, bunlar tutuklular. Onlardan bir tanesinin babası yine tutuklu. Diğer 2 sanık ise yardım etmeyle suçlanıyorlar. Yine okulda öğrenci olan, yaşları küçük olan çocuklar. Bunlar da tutuksuz yargılanmaktalar. İlk duruşması yapıldı. Bu duruşmada sanıkların tamamının ve müştekinin, Ayhan hocamızın yakınlarının ifadeleri alındı, şikayetleri alındı. Sanıkların savunmaları alındı. Kısaca değerlendirmek gerekirse sanıkların tamamı suçlamaları kendileri açısından inkar etme yolunu seçtiler. Dosyadaki net ve somut delillere rağmen inkar yolu seçildi genel olarak. Bu bağlamda biz tutuksuz sanıkların ikisinin tutuklanmasını talep ettik. Mahkeme heyeti bu konuda tutuklama talebini yerinde görmedi. Mevcut tutuklu sanıkların tutukluk halinin devamına karar verdi. Ancak tutuksuz sanıklardan bir tanesinin de adli kontrolle, yani her haftanın belli günlerinde imza atmak suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Bu aşamada sanık savunmaları tamamlanmıştır. Müşteki tarafların beyanları tamamlanmıştır. Duruşmamız 16 Ağustos gününe kaldı. Önümüzdeki duruşmada dosyada olayla ilgili bilgisi olan tanıkların beyanları alınacak. 16 Ağustos günü tekrar ikinci duruşmayla yargılama sürecek. Biz bu aşamada adaletin yerini bulması için söz konusu cinayetin tüm sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması için gereğinin yapılacağı düşüncesindeyiz. Aile olarak ve biz vekilleri olarak adaletin yerine geleceği düşüncesindeyiz. Buna inancımız tam. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Herkes suçu birbirinin üstüne atıyor. Herkes yalan söylüyor. Tek gerçek var. Ayhan Hoca eğitim şehidi oldu. İnşallah adalet yerini bulacak.